Manşete hoş geldiniz. Ayın son günü 31 Mart. Önümüzde 30 gün Nisan, 14 gün Mayıs var. Yani 44 gün sonra, 43 gün sonra hangi hesapla 14 Mayıs içine alsın almasın seçime giriyoruz. Yani önümüzde son derece kritik 40-44 günlük bir süre kaldı. Ve pek çok şey de artık belirginleşmeye başladı. Belli konuları elbette yasalar, anayasa çerçevesinde, teamüller çerçevesinde ele alıyoruz ama belli konularda da artık bir yol tutulmuşsa, bir karar alınmışsa onunla amel etmek gerekiyor. Bunun ne olduğunu yayında anlatacağım. Yüksek Seçim Kurulu tercihini yaptı. Erdoğan dedi ve üçüncü kez adaylığını tescil etti. Bir gerekçesi vardır muhakkak elbette ama bilmiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun üyeleri, mevcut üyeleri, 2022 2020'den bugüne kadar seçildi. Yani hepsini Erdoğan ata doğruya veya Erdoğan'ın yönettiği yollarla oraya seçildiler. En son başkan dahil ve oy birliğiyle bir karar verdi. E, diploma tartışmasının dışında en önemli tartışma Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı meselesiydi ve Anayasa'ya göre bu mümkün değildi. Anayasa 116 son derece açık itirazları sonuçlandırdı yüksek seçim kurulu ve dün akşam mesai saati bitiminde hepsinin reddine karar verdi ve oy birliğiyle adayları tescil etti. Bu önemli buraya bakacağız. Şimdi gözler 9 Nisan'a çevrildi. 9 Nisan'da milletvekili aday listeleri verilecek. Hangi partiler hangi parti çatı, çatısı altında adayı gösterecek veya hangi ittifak çatısı altında aday gösterecek veya kendi başlarına mı seçime girecekler hangi çevrelerde seçime girecekler bu ortaya çıkacak. Erdoğan'ın yakın çevresinden onu, onu en iyi bilen isimlerden biri altılı masa üyesi kaybetme ihtimali arttı panik içinde diyor. Buna bakacağız. O arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muharrem İnce'ye cevabı da aşağı yukarı netleşti. Onu da satır aralarında e, ekrana getireceğim. E, ee, Meral Akşener'le Tayyip Erdoğan arasındaki polemik devam ediyor. Yeşil Sor Parti yola çıktı, programını açıkladı. Tabi HDP de devam ediyor şu anda. Yeşil Sor Parti de devam ediyor ama e, pek çok artık... E, alamet belirdi ki Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime girilecek. Zaten bu HDP eş başkanları tarafından da ifade edildi. HDP eş başkanları da Yeşil Sol Parti'nin tanıtım toplantısındaydı ama HDP de şu anda halen tüzel kişilik olarak devam ediyor. Hatırlatalım ilerleyen günlerde 10-11 Nisan'da Anayasa Mahkemesi'nde artık kapatma davasına ilişkin son adımlar atılacak. Son savunma verilecek filan sonra karar aşamasına geçilecek. Dilerseniz bütün bu gelişmelere sırasıyla bakalım ve aradaki anekdotlara ben e, aradaki yani satır aralarına dikkat çekerek e, size gündemi anlatayım. E, evet oy birliğiyle reddetti. Yüksek seçim kurulu bütün itirazları e, sadece Erdoğan'la ilgili değil, e, İnce, Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu hakkında da e, şeyler vardı, itirazlar vardı. Hepsini reddetti ve Cumartesi günü yani yarın adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. Sonra tabii oy pusulası Baskıya girecek filan işte eğer adaylardan biri veya ikisi çekilirse oy pusulasında olmaya devam edecekler gibi bir tartışma da var. Bunun bir önemi yok esasen önemli olan adayların çekilip çekilmeyeceği yoksa oy pusulasında yer alsınlar veya alınmasınlar neticede bilinçli seçmen kime oy vereceğini bilir. Eğer çekilmiş bir adaya yarıştan çekilmiş bir adaya gidip de her şeye rağmen mührünü basıyorsa o oyun geçersiz olduğunu da bilir. O konuda yapacak fazla bir şey yok. Ee, tam da bu aşamada Halk TV'de, Halk HalkTV.com.tr'de Seyhan Avşar imzalı bir haber yayınlandı. Erdoğan HDP kararının ardından telefona sarıldı ve Anayasa Mahkemesi e, üyelerinden birini arıyor ve e, size çok güveniyordum. Hesaplardaki blokenin e, kaldırılması yönünde nasıl oy kullanırsınız diyor. Erdoğan aradığı bir Anayasa Mahkemesi üyesi, kendisine sadece verdiğim kararı hukuki yönüyle değerlendirdim. Hiçbir yasal düzenleme bulunmuyor tedbire ilişkin. Ne Anayasada ne yasada. Kendisine bunu söyledim. Bunun dışında konuşma özel yani netice itibariyle demiş. Bu yani belli ki bir Anayasa Mahkemesi üyesine Seyhan Afşar o ulaşmış ve aradaki konuşmayı da bu şekilde haberleştirdi haberin doğruluğuna, haberin gerçekliğine dair ne Anayasa Mahkemesi çevrelerinden ne de saraydan herhangi bir yalanlama gelmedi. Üzerinden 24 saat geçti. O açıdan bunu doğru kabul etmek durumundayız ki zaten son derecede son derecede açık Erdoğan'ın telefon açması talebi ve Anayasa Mahkemesi üyesinin Anayasa Mahkemesi üyesinin ona cevabı. Bir cumhurbaşkanının her ne konuda olursa olsun bir mahkeme üyesine bu biçimde telefon açmasının hukuki bir tarafı yok. Telefon yani görüşmede geçtiğini de çok fazla bir önemi yok. Direkt yargıya müdahale. Anayasal suç. Ama yayının en sonunda da göreceğiz. Artık e her şey yasal oldu. Yani yasa dışılık yasal oldu. Dönelim Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listesi. Ve işte bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilmesi için onay yani bütün bunlarla ilgili Prosedürler takviminde yürüyor. Resmi gazetede yayımlandı. Dört aday var şu anda efendim. Resimde, resimde gördüğünüz dört aday Cumhurbaşkanı seçiminde e, yarışacaklar. Muharrem İnce ve Sinan Oğan cephesinden herhangi bir çekilme sinyali yok. Bu dört aday yarışa giriyor. Belli ki bu adaylar ya son dakikaya kadar pazarlık gücünü kullanacaklar ya da gerçekten seçime girecekler neyse misyonları bu 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 kişisel neden de olabilir başka nedenler de siyasi nedenler de olabilir herhangi bir gruba hizbe veya ekibe çalışıyor da olabilirler bilmiyoruz. Bu konuda itham edemeyiz çünkü bu konuda elimizde veri yok. Fakat sonuçlara bakarak konuşacağız. Sonuçta bir bölen olacaklar mı, olmayacaklar mı? Bu zaten seçimin sonunda ortaya çıkacak ve hesabını da zaten millete verecekler. 9 Nisan önemli bir tarih. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini en son Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmeleri gereken tarih. Yani önümüzde yaklaşık bir hafta var. Önümüzdeki pazara kadar, bir sonraki pazara kadar yani 9 gün içinde partiler adaylarını belirleyip Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecekler. Partiler adaylarını aşağı yukarı belirlemişlerdir. Ayrı bir konu ama gerçi bu da ayrı bir çalışma ama neticede özellikle İttifaklarda büyük partilerin listesinden yarışa girecek, seçime girecek partilerin de bunu netleştirmesi gerekiyor. Şu anda durum Millet İttifakı'nda da Cumhur İttifakı'nda da netleşmiş, kesinleşmiş değil. Yani Cumhur İttifakı'nda da MHP ve Büyük Birlik kendi listeleriyle seçime giriyorlar. Cumhur İttif Millet İttifakı'nda da durum aşağı yukarı böyle. Bakalım ne olacak? Önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde bu pazarlıklar dönecek öyle görülüyor. Temel Karamollaoğlu Tayyip Erdoğan'ın eski dava arkadaşlarından milli görüş çizgisinde Tayyip Erdoğan'ın ağabey dediği isimlerden şu anda Saadet Partisi'nin genel başkanı ve Millet İttifakı içerisinde bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada Tayyip Bey'i şu an panik içinde görüyorum diyor. Kaybetme ihtimalinin arttığını görüyorum. Onun için de her yola başvurmaya ihtiyaç duyuyor. Her çareyi arıyor. İşte o her çarelerden biri de <laughs> Hüdapar İttifakı. Hüdapar'ın genel başkanı da bakanlık pazarlığı sorulunca böyle bir pazarlık yapmadık diyor ama devamındaki laflara bakın. Hangi bakanlık verilirse verilsin o bakanlığı en iyi şekilde yönetme ve, ve milletin ihtiyaçları doğrultusunda siyaset öğretme konusunda herhangi eksiğimiz yok diyor. Yani 150 bin oyu olan partinin başkanı böyle söylüyor. Herkes bir harekete geçti. Herkes bir kafayı kaldırdı. 50 bin, 100 bin, 150 bin oyu alanlar 27 bin imza toplayabildi. Doğu Perinçek Cumhur İttifakına katılmaya çalışıyor. Yani böyle de bir durum var yani. Tuhaf. Ruşen Takva, Hizbullah'la ilgili olarak, Hüdaparla ilgili olarak attığı bu tweet'ten dolayı soruşturma altında. Onu da belirtelim. Yani bir yandan bir anlamda da rejim yargısı çalışmaya devam ediyor ve belli ki seçime doğru bu tür faaliyetler de hızlanacak. Dönelim <laughs> CHP Muharrem'ince ne cevap? verecek ya da verdi mi bilmiyoruz. Yani neticede Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce arasında yaklaşık bir saatlik bir görüşme oldu. Net görüşmenin 45 dakika olduğu ifade ediliyor gazeteciler tarafından. O görüşmeye katılan isimlerden biri CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'dı. Aynen şöyle söylüyor. Biz kimseye sen çekil kardeşim diyecek değiliz. Demeyi de doğru bulmayız. Takdir herkesin kendisinin. Yani bu laf CHP ile Memleket Partisi arasında bir pazarlık olmadığını ve görüşmenin de tamamen nezaket çerçevesinde geçtiğini gösteriyor. Zaten görüşmeden gelen pek çok veri, pek çok kulis içeride bir pazarlık dönmediğini söylüyor. Pek çok gazetecinin içeriden aldığı bilgi bu yönde. Engin Altay da bir anlamda bunu teyit etmiş. Yani bir nezaket görüşmesi yaptık. Muharremci çekilirse çekilir, çekilmezse çekilmez. Takdir kendisinin gibi bir açıklama yapmış. Orada Ekrem İmamoğlu konuştu ve ya burada birleşirsiniz ya da birleşmediğiniz takdirde o hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde geç olur dedi İnce'yi hedef alarak. Ben bu birliğin dışında kalacağım, kendi gücümü göstereceğim diyen hata yapar. İsim vermeden Muharreminciyi ye yükleniyor veya Muharrem mesaj gönderiyor Ekrem İmamoğlu. Başkasının ekmeğine yağ sürer o başkası demokrasiyi istemeyendir. Birleşelim güç birliği yapalım diyor. Ekrem İmamoğlu'nun bu çağrısı önemli çünkü Muharrem İnce son katıldığı Habertürk yayınında Ekrem İmamoğlu'nun isminin altını özellikle çizmişti ve sanki daha önceki yayınlarda da anlatmıştım. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce cephesi gibi bir cephe olarak sanki hareket ettiklerini filan. Hani 3 Mart'ta attığı tweette de onu diyordu. Nerede kalmıştık? Ekrem İmamoğlu'nun isminin altını çizmesi de Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına razı olduğu, Ekrem İmamoğlu'nun arkasında Muharrem İnce'nin de hizalandığı biçiminde yorumlanmıştı. O açıdan Ekrem İmamoğlu'nun Muharrem İnce'ye dönük bu çağrısı önemli. Ha bakalım nereye gidecek iş? O arada Eşber Atilla diye bir isim Memleket Partisi'nden istifa etmiş. Parti meclisi üyesiymiş. Eee gelinen noktada süreç içindeki tüm eleştiri haklarımı saklı tutarak geçmişte maruz kaldığım tüm haksızlıkları içime gömerek karar vermenin önemi büyüktür. Bireysel başarı isteği toplumsal bir kazancın önünde olmamalıdır diyor. Ve böylelikle bir anlamda Muharrem İnce'nin bireysel hareket ettiğini söyleyerek Memleket Partisi'nden istifa etmiş. Bakalım ne olacak? Sefer Selvi harika bir karikatürle durumu özetlemiş. Hoş geldin güle güle Muharrem. Hoş geldin güle güle demişti Kemal Kılıçdaroğlu'na. Partiden uğurlarken önceki gün ona atıfta bulunuyor. O arada Kemal Kılıçdaroğlu destek turlarını sürdürüyor. Sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi dün. Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti. Önceki Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül'den önceki Cumhurbaşkanı. Ve görüşmenin ardından çok kısa bir açıklama yaptı Ahmet Necdet Sezer. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum, başarılı olmasını istiyorum. Ahmet Necdet Sezer 2000-2007 yılları arasında 7 yıl boyunca e, Cumhurbaşkanlığı yapmıştı. 5 partinin e, ismi üzerinde uzlaşmasıyla çok güçlü bir aday olarak çıkmış... ...ve daha kafadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylamayla Cumhurbaşkanı seçilmişti. E, fakat hemen arkasından... E, Çankaya Köşkü'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bir anayasa kitapçığı fırlatmayla büyük ekonomik krizi tetikleyen sürecin de bir anlamda başlangıcı. Yani büyük ekonomik kriz orada tetiklenmişti. O Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dönemin başbakanı Bülent Ecevit'i anayasa kitapçığını fırlatmıştı. Ahmet Necdet Sezer bakmak isteyenler bakabilirler. Böylelikle 2001 krizi patlak vermişti. Yani Bülent Ecevit aday gösterdiği ismini ortaya attı Ahmet Necdet Sezer'in bir sene sonra hışmına uğramıştı siyaset. O arada CHP'de bakanlık koltuğuna oturacak isimler aşağı yukarı belli olmaya başladı. Aylin Nazlaka ve daha önce de Engin Özkoç adaylık başvurusu yapmamıştı. Milletvekili adaylığı başvurusu yapmamıştı. Çünkü bakanlar dışarıdan atanıyor. Eğer milletvekili iseler milletvekilliği düşüyor bakan olarak atandıklarında. Dolayısıyla bir milletvekili, iki milletvekili kaybetmek partiler açısından o kadar önemli. Önümüzdeki meclis dengeleri açısından. Ondan dolayı şimdiden aday olmuyorlar. Muhtemelen Aylin Nazlıaka'da, Engin Özkoç'ta Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık sözü aldılar. Bakalım göreceğiz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde. Akşener'le e, Tayyip Erdoğan arasındaki polemik devam ediyor. Sözcü gazetesi manşetten kendini tehdit eden Erdoğan'a benim için silivri, silivri soğuk değil beni tehdit edemezsin diye cevap vermiş. Tayyip ismine dikkat et konuştuğun zaman buna göre konuş. Ben beni kendinle uğraştırma diyen Erdoğan'a böyle meydan okumuş. Beni kendinle uğraştırma. Yani bir Cumhurbaşkanı üst perdeden nasıl böyle tehditler savuruyor? Sonra siz ona ya şey ne bileyim papatya çayı iç falan dediğinizde de hakaret oluyor ayrı bir şey. Tuhaf. Bu e, ilk tehdit değil Akşener'e. Daha önce evinin önünde gösteri olmuştu. Ardından işte e, Rize'de daha bunlar iyi günlerin falan demişti. Rize'de bir protesto e, protestoya uğramıştı Meral Akşener. E, Akşener bunların hepsini hatırlıyor. Fakat orada tabii benim için Silivri soğuk değil derken de dönemin soğuk esprilerinden birini yapıyor. Evet. Yani Silivri'deki e, ...tutukluların, hükümlülerin neyse bir anlamda siyaseten orada tutulduklarını bir kere daha oda altını çizmiş. Umarım bu dönem bittikten sonra hukuk geri döner de herkes özgürlüğüne kavuşur. Yeşil Sol Parti yola çıktı... Ee, özel bir toplantıda Ankara'da seçim beyannamesini açıkladı. Buradayız, birlikte değiştireceğiz. Etkinin ee, etkinliğin açılış konuşmasını da HDP eş genel başkanı Mithat Sancar yaptı. Zaten Mithat Sancar da Pervin Buldan da Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime gireceklerini daha evvel deklare etmişlerdi. HDP'den yani HDP'yi HDP'nin içini boşaltıyorlar ve artık oylar Yeşil Sol Parti'ye e, kanalize ediliyor. Zaten e, cezaevindeki Selahattin Demirtaş da programa bir mesaj göndermiş. Ahmet Türk başta pek çok e, kürt siyasal hareketinin önde geleni de bu toplantıda ön sıralarda oturuyorlardı. E, i̇ki isim dikkat çekti. Biri Hasan Cemal, e, Yeşil Sol Partiden aday adayı. Bir diğeri de Rıza Türmen. E, Rıza Türmen de muhtemelen Yeşil Sol Partide siyaset yapıyor veya yapacak veya parti politikalarına katkıda bulunuyor. Milletvekili aday adaylığı var mı yok mu bilmiyorum. Onu henüz netleştiremedim ama daha evvel Rıza Türmen'in CHP'den milletvekili olduğunu hatırlatalım. Eski ana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı efendim kendisi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Strasbourg'ta, Strasbourg Fransa'da ne alaka diyeceksiniz. İşte ben de alaka kurmaya çalışıyorum. Öyle değil de Melis Kaya'nın gazete duvarda İrfan Aktan'a verdiği söyleşi çok okundu. Ben de okudum. Bir Ahmet Kaya dinleyeni olarak. Ahmet Kaya'yı çıktığı günden öldüğü güne kadar takip eden, eş zamanlı takip eden bir hayranı diyeyim. Bir seveni olarak takip ettiğim için ondan geriye kalanlar da ilgimi çekiyor. Fakat Melis Kaya enteresan çok güzel cümleler kurmuş. Ahmet Kaya'nın vefatından sonra Melis Kaya eğitimini babasının vefat ettiği Paris'te ve mezarının bulunduğu Paris'te hayatını sürdürüyor. Orada eğitim hayatını tamamladı ve şimdi de zannediyorum bir üniversitede çalışıyor Türkiye'de değil yani belki de gidip geliyor annesi Türkiye'de yaşıyor Gülten Kaya e, verdiği söyleşiyi okursunuz ne yaptıklarını bile idrak edemeden ama birbirlerinden güç alarak saldırganlaşan tek tek insanların toplu vahşetidir linç demiş babası büyük bir lince uğramıştı ama çok güzel cümleler kurmuş yalnız kalmaktan öteki olmaktan çok korkuyor Türkiye'deki insanlar demiş onun için linçte birleşiyorlar evet bu e, linçte birleşen insanların duygusu yalnız tek kalmayayım duygusu demiş. Söyleşi okumanızı öneririm. Evet babası vefat ettiğinde 13 yaşındaydı. Babası Kasım 2000 yılında Paris'te o gün kaldığı işte kiralık evde bir kalp krizinden hayatını kaybetti. Père Lachaise mezarlığında da yatıyor kendisi. Fransa Paris demişken gene Fransa'da hayatını sürdüren Pınar Selek. Onun davası, artık yılan hikayesine dönen davası yeniden görülecek bugün Türkiye'de. 1998 9 Temmuz galiba Mısır çarşısında bir patlama oldu. Patlamanın çarşı girişindeki bir büfede, bir büfede işte gaz sıkışmasından kaynaklandığı veya bir tüp gaz patlaması olduğu ilk raporlarda çıktı. Eş zamanlı olarak takip eden günlerde Pınar Selek'te örgüt soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Bir haftadan uzun bir süre avukatlarıyla ve yakınlarıyla görüştürülmediği, işkenceye maruz kaldığı, işkence altında ifadesinin alındığı biliniyor. Sonrasında da enteresan bir şekilde Abdülmecit Öztürk isimli bir tanık tarafından Mısır Çarşısı patlaması ile ilişkilendirildi. İlk raporlar Mısır Çarşısı'na dair bir gaz sıkışması, tüp patlaması falan gibiyken sonra bu değişti ve bombalı saldırıya döndü ve bu bombalı saldırının mimarı veya işte ne bileyim organizatörü olarak da Pınar Selek gösterildi. Bu da Abdülmecit Öztürk isimli kişinin tanıklığıyla. Daha sonra Abdülmecit Öztürk beraat etti davada ve hakkında herhangi bir yargı yok şu anda. Yani bir soruşturma falan da yok. Ama onun ifadesi üzerinden Pınar Selek zannediyorum dört kere beraat etti. Yargıtayla yerel mahkeme arasında adeta pimpon topuna döndü dava ve 25 yıldır devam ediyor. Çözülemedi. Bilir kişiler, raporlar, şu bu. Bütün gazetecilik hayatım boyunca tanıklık ettiğim bir davadır. O arada Pınar Selek tabii 2009 yılından beri Fransa'da öğretim üyeliği, öğretim görevlisi olarak çalışıyor bir üniversitede. Nice kentinde yanılmıyorsam. Ama tabii bir davanın bu biçimde devam ediyor olması kişi nerede yaşıyor olursa olsun onu strese sokar ve Pınar Selek de şu günlerde hayli stresli günler yaşıyor. Hakkında kırmızı bülten talebi var mahkemeden. Fransız milletvekilleri Türkiye'ye gitmişler davasını takip ediyorlar. O arada Pınar Selek bütün Fransız kanallarına bağlanarak iyi Fransızcasıyla kendini anlatıyor. Türkiye'nin düştüğü durum yani. Yargının hali pürmelali. Bugün davası var ve dayanışma talepleri de var. Onu da hatırlatmış olalım. Fatih Portakal hayırlı uğurlu olsun. Sözcü TV'de ana haber bültenini sunmaya başladı. Gayet de başarılı. Fox TV'deki çizgisini benzer şekilde sürdürüyor. Önemli bir video yayınladı. Yayınladığı videoda AKP Antalya Kepez ilçe Başkanı Bahattin Bayraklar'ın konuşması var yakın tarihte herhalde 15 Mart'ta çekilmiş bir video. O Bahattin Bayraktar diyor ki konuşmasında şehir hastanesini gören duyan herkes kapımıza geliyor. Bizi işe katın diyorlar. Bizim hiç inisiyatifimiz yok. Artık teşkilatlarımız hiçbirini işe katamıyor. Bu da gençlerin AK Parti'den uzaklaşmasına neden oluyor. Elbette ki liyakat olsun, kura olsun, KPSS olsun ama en azından bir mülakat olsun. O zaman biz de teşkilat olarak en azından düzgün insanları, liyakatlı insanları falan işte işe koyalım. Yani bir nevi <laughs> yukarıdan e, mülakatta torpil talep etmiş. Bu ne ilk hadise ne son hadise olay bu şekilde gidiyor. Eğer 14 Mayıs'ta bu durum değişmezse maalesef e, aynı biçimde ve katlanarak devam edecek. Bakın, Merkez Bankası para basma rekoru kırdı. Bunu Sözcü Gazetesi'nden kestim. Matbaa gece gündüz çalışınca piyasadaki banknot miktarındaki artış %24'e ulaştı. Basılan her 6 banknottan 5'i 200 TL'lik banknotlardan oluştu. Bugün 200 TL'ye 1 kilo kıyma bile alamıyorsunuz. Kağıt ve mürekkep yetişmemiş efendim. Banknot kağıdı ve mürekkep alımı için yaptığı harcamalar Merkez Bankası'nın %92 oranında. Yani yaklaşık 2 kat birden artarak 508 milyon liraya fırlamış. Evet. Kağıt ve mürekkep yetiştiremiyor. Para basmaya Merkez Bankası. Bir başka haber. Sucuk yerine ot yiyoruz. Dana kangal sucuk acılı acısız neyse 47.50 yani 47.50'ye böyle bir sucuk olmaz. Niye nasıl oluyor? Şöyle oluyor. İstanbul'un 39 ilçesinden topladığı sucukları laboratuvarda inceleyen Gıba gıda laboratuvarları ve gıda denetçileri derneği hayvansal hücre kullanılmadan yaklaşık otla, yalnızca otla özür dilerim, üretilmiş hileli ürün tespit etmiş. Marketlerde etten üretilen sucuğun kilosu 180, 188 lira, tavuk sucuğun kilosu 87 lirayken Kasaplarda et sucuğun kilosu 300 lirayla 350 lira arasında değişiyor. Ama siz içinde et olmayan veya hayvansal ürün olmayan sucukları çok daha ucuza bu şekilde satıyorsunuz. Bir tür diyebilirsiniz ki vegan sucuk ama iş öyle değil tabii. Bunu et sucuk olarak veya tavuk sucuk olarak satıyorlar. Bu ekonominin geldiği durumu göstermesi, özetlemesi açısından önemli. Ekonomik kriz varsa ee, denetim biter. Denetim bittiğinde de böyle merdiven, ve merdiven altı üretim sağlıksız üretim, insan sağlığını, insan hayatını tehlikeye atan üretimler baş gösterir ve elbette insanların canına ve malına mal olur bu işler. Bunun sadece bir örneği. Sınırların dışına, sınırlarımızın dışına gidelim ama gerçekten Türkiye'yi de çok ilgilendiren resleşmeler yaşanıyor. En son Putin, Wall Street Journal gazetesi muhabirini, Amerikalı muhabiri Rusya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına aldı. Amerika'da Rusya'daki vatandaşlarını bunun üzerine geri çağırdı. Ee, bakalım iş ne olacak. Bu 31 yaşındaki Wall Street Journal muhabiri, Ural Dağlarındaki bir kentte neyse gizli bilgi elde etmeye çalışırken gözaltına alınmış e, Rus servisinin ifadesiyle. Evet, iki ülke arasında gerilim, gerginlik çıktığında bu tür şeyler oluyor. Olayın doğruluğunu, olayın gerçekliğini anlamak da her zaman zorlaşır. İki taraftan biri bir şey der, öbürü de reddeder. Siz de sadece gelişmeleri takip edersiniz. Bir başka konu Finlandiya. Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Macaristan ve Türkiye uzlaştı ve her iki ülkede parlamentolarından Finlandiya'ya yeşil ışık yaktılar. En son Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün Finlandiya'nın NATO'ya katılımı onaylandı. İsveç kaldı. Tayyip Erdoğan İsveç'i de seçim sonrasına bırakmıştı. Macaristan da belli ki Türkiye ile birlikte hareket edecek. Zannediyorum Amerika'ya veya NATO yetkililerine bu söz verildi seçimden sonra bakacağız diye. Seçimden sonra da İsveç'in NATO üyeliği onaylanacaktır öyle görülüyor. Donald Trump güç durumda. Bütün Amerikan televizyonları şu dakikalarda dün akşamdan itibaren canlı yayında BBC de öyle sürekli ben gelişmeleri BBC'den takip ettim. Bir başkan hakkındaki ilk ceza soruşturması, ceza davası ve tutuklanması söz konusu. Muhtemelen hafta başında ya teslim olacak ya tutuklanacak. New York savcıları Donald Trump hakkında 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında evlilik dışı cinsel ilişki iddialarını örtbas etmek maksadıyla iki kadına sus payı ödediği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Jüri dün iddianameyi kabul etti. Kadınlardan biri Stormy Daniels bir yetişkin film sektörü yıldızı. 2006 yılında para karşılığı Donald Trump'la bir ilişki yaşamış. Bununla bir şantaj yapmaya kalkınca da iddia o ki 2016 yılında Donald Trump'ın avukatı Donald Trump avukatı aracılığıyla Cohen ona bir 130 bin dolar ödeme yapmış sus payı olarak ve bunu da yasal olarak yapmış. İşte ondan dolayı da başı belaya girdi. Bakalım iş nereye gidecek. Özel hayat ayrı bir konu ama yapılan ödemeden dolayı Donald Trump şu anda sıkıntılı günler yaşıyor. İngiltere'den bir haberle yavaş yavaş toparlayalım. Guardian gazetesi, kurucularımız kölecilikten çıkar sağladı özür diliyoruz manşetiyle çıktı önceki gün. Ve 10 yıla yayılan onarıcı adalet programı açıklamış ve işte bu konuda para harcayacaklar falan belli bir bütçe ayırmışlar. E, mühim olan... Ee, insanların yani kurumların, kuruluşların, devletlerin geçmişiyle böyle hesaplaşması ve e, sorumluluğu kabul edip bunu tamir içinde bir takım adımlar atması. Gardi'nin o açıdan örnek bir e, manşetle çıktı. E, bunun e, özellikle batıda son derece yaygın olarak e, devrede olduğunu hatırlatalım. Ama maalesef doğuya doğru bu işler örtbas edilmeye ve e, işte ölen öldüğüyle, çökülen çöküldüğüyle kalmaya devam ediyor. YSK tercihini yaptı dedik. Erdoğan dedi. Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi diyor George Orwell 1984 romanında. Çünkü artık yasa diye bir şey yoktu. Şu an Türkiye'deki durum bu. Ve herkesin aklını başına toplaması ve bu YSK ile bu polisle, bu jandarmayla, bu yönetimle, bu valilerle, bu emniyet müdürleriyle, bu medyayla yakapaça bir biçimde, daha doğrusu yakapaça olacakları bilinciyle 14 Mayıs'a yürümeleri ve buna göre de tedbir almaları gerekiyor. İşin çok bir şakası kalmadı. Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü artık yasa diye bir şey yoktu demiş George Orwell 1984 romanında. 1984 romanını da 1984'ten 40 sene önce yazdı. Ama bugünleri yazmış o romanda. Şu anda da tümüyle Türkiye'yi anlatıyor bu laf hiçbir şey yasa dışı değildi çünkü artık yasa diye bir şey yoktu. Haftayı noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Yayını beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ne olur ihmal etmeyin. Bir sonraki yayında pazartesi görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.